Bugün 29 Mayıs. Hava Mayıs ayından beklenildiği gibi dumanlı ve serin. Burası 1400 akım. Buraya getirdiğim arılara katları vermiştim. Bu dönemde pek arılarla olması gerektiği kadar ilgilenemedim. Diğer işimde bir arkadaşımız işten ayrılmıştı. Onun yerine mesaiye gittiğimiz için olması gerektiği gibi zaman ayıramadım. Hatta bir tane bile ana arı üretemedim şu anda. Transfer bile yapamadım. O denli. Bir koltukta iki tane karpuz taşınmıyor. Taşımak için kendinizi zorlasanız da ya hasta olursunuz ya da karpuzun bir tanesi küçük kalır. Onun gibi bir durum şu anda. Arılarda genel durum fena değil. İki tane fire var. Anlatacağım şimdi. Katları verdim. Katlara çıkıp da katlarda bayağı bir nüfus olarak görünen de var. Görünmeyen de var. Propolis ızgarası da verdim arılarıma. Fark ettiğim bir durum var. Nerede? Hah, şurada. Burada tel kesilmiş. Onu fark ettim. Tekrar yeniden ekledim onu. Bunun neden kesildiğini bilmiyorum. Bu elektrikli tel şu anda çalışmıyor. Ya ona bir yabani hayvan çarptı, kısa devreden kesildi. Ya taş vurdu, kesildi. Nasıl oldu bilmiyorum. O kesildi işte oradan. Ben de onu ekledim. Akşam da çiti çalıştırdığımda bir tane elektrik kablosuyla beraber 3 teli de kontrol edeceğim. Çalışıp çalışmadığını. Kontrolü şöyle yapıyorum. Kablonun bir ucunu toprağa bastırıyorum. Toprağa sokuyorum. Diğerini şu şekilde yaklaştırıyorum. Bu şekilde yaklaştırdığınızda eğer bir ark oluşuyorsa, değmeden bir atlama yapıyorsa, o zaman anlayın ki akım geliyor demektir. Yine bunda da öyle, alttakinde de. Tek tek hepsini deneyeceğim. Akşam saati oldu. Ark daha iyi görünür diye şimdi kontrol yapıyorum. Her sırada iki teli de kontrol edeceğim. Şu anda kablonun bir ucu toprağa gömülü, bir ucu bu yan keskinin ucunda. Alt sıra tamam. Orta sıra da tamam. Üst sıra da tamam. Bu şekilde tek telli bir kablo ile çitin hattında kesik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kalan da şu 3 tane ruşet, burada bir tane arı vardı. Bu oğula gitmek istedi. Oğula gitmek istediği ilk sırada ana arı memelerini kırdım. Oğul memelerini. Sonra kendi haline bıraktım. O sırada ana arı yumurta atıyordu. Tekrar gelip baktığımda ana arı yumurtayı da kesmiş. Oğul memeleri bir sürü. Tam onları kırarken bir taneyi kırdım. Elime pat diye doğdu. Kraliçe oğul memesinden. Ben de mevcut eski kraliçeyi imha ettim. Zaten yumurta dağıtmıyordu. Diğerleriyle beraber bölmeler yaptım. O şekilde. Bu kovanda süper södür yapmak istemiş. Galiba büyük ihtimalle ilkinde başarısız oldu. İkincisine tekrar ana arı memesi yaptı. Bir tane ihtişamlı bir şekilde. Ondan da kraliçe doğdu. O henüz çiftleşip gelmedi. Mevcut kraliçe doğru düzgün yumurta atmıyor. Parça parça boşluklu. Yani bir iki çerçevede yumurtası var. İlerleyememiş. Kah erkek yumurtası atmış, kah işçi yumurtası atmış. O da o şekilde. Diğer kalanlarda ise dediğim gibi kata çıkan var, çıkmayan var ama bakalım onlardan da bir tane fire verirse kalanları bala çalışır güzelce diye tahmin ediyorum. Burada ızgaralı kat verdim hepsine. Izgaralı kat verdiğimde bir arının ızgara üzerine çıkıp çıkmadığını, güzel gelişip gelişmediğini anlayabiliyorsunuz. Diğer türlü ülkemizde geleneksel olarak yapılan kata çerçeve çekilerek atılan katlarda ana arının veya arının
ne derecede iyi geliştiğini, kata ne derecede hızlı çıktığını anlayamıyorsunuz. Ama bu şekilde ızgaralı verilen katları da anlayabiliyorsunuz. Ben bazı yorumlarda falan takip ettiğim sayfalarda görüyorum. Izgara üzerine 2-3 tane yavrulu çerçeve çekip de daha sonra kraliçe üst kata oturup üst katta 5 çerçevede yavru gördüğünde benim aramda 15 çerçeve yavru var diyenler var. Bu hiç alakası olmayan bir söylem durumla. 15 çerçevede yavru atan bir kraliçe ben daha hiç görmedim. Benim gördüğüm 8 çerçevede böyle tam paket yavru atan kraliçeler muazzam kraliçelerdir. 9 çerçeveye, 9,5 çerçeveye yumurta atanları da gördüm. Ama böyle 10 çerçevede böyle paket ata hiç görmedim. Bazı yurt dışı menşeli forumlarda takip ettiklerimde oluyor. Onlarda da yani 11-12 çerçeve görenler varmış. Ancak o da İtalyan melezi olanlar. Böyle deli gibi yavrulayanlar. Benim dediğim gibi, benim şahsi fikrim 8-9 çerçeveye tam yumurta atan kraliçeler gayet kaliteli kraliçelerdir. Bu da böyle kata yavru çektim, öyle yaptım, böyle yaptım, o zor o iş. Kraliçe kendiliğinden ızgara üzerine arısını çıkartan kraliçedir. Bakın havanın soğuk olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi buna da bir bakalım hatta. Körük yanıyor muydu? Yok, körük sönmüş. Şimdi ondan... Mesela bu da bir yandaki. Bu da yeni çıkmaya başlamış. Bakın daha yeni yeni. Verdiğim kattaki çerçeveleri temizliyor. Ama bu arı kata çok güzel oturmuş. 1, 2, 3, 4, 5. Yani yanlardaki birer çerçeveyi de sayarsanız 6 çerçeveye çıkmış gibi. Bu arada ben artık katları böyle 9 çerçeve olarak atıyorum. Geçen sene biraz nemli oldu burada bal. Bu şekilde boşluklu verdim çerçeveleri. Nemini daha iyi uçurmasını tahmin ederekten. Bu şekilde. İnşallah uçurur. Her zaman olmasa bile bazen geçen seneki gibi biraz nemli olabiliyor bal. Hava şartlarına bağlı. Burası zaten dere içi, her zaman risk var nemli kalması açısından. Bakın bu kabarmış olarak vermiş olduğu bir çerçeve. Ağır da geliyor. Bakın. Maşallah. Güzel bir şekilde nektar toplayabilmiş bu arı. İşte. Arı kendini belli ediyor. Bunların hepsi aynı bölmeydi. Aynı dönem üretilen kraliçelerdi. Burada parlıyor. Gayet güzel. İşte bu kraliçe eğer oğul eğilimi de göstermezse, ki göstermedi. Oğul eğilimi de göstermediği takdirde benim için neslini devam etmeyi hak eden bir arı. Bu propolis ızgaralarını da Apimaya'dan aldım, bu sarı olanları. Bunları alırken görselde tırnakları vardı. O tırnaklar normalde bu çerçeve üzerine geldiğinde yükseltili bir şekilde altından arı işleyebilecek şekilde olması gerekirken bu şekilde dümdüz geldi ve yapışıyor bu çerçevelere. Büyük ihtimalle daha sonra buralara böyle çubuklar koyacağım ki yükselti olsun. Arı onları propolisle doldursun. Bunlar da benim kendi propolis ızgaralarım. Bakın bu da kata yürümemiş. Soğuk olunca hemen aşağı inmiş. Evet, durumlar böyle. Dediğim gibi yetişebildiğim var, yetişemediğim var. Kestane arılarım öyle duruyor. Bunda da var yine arılar. Bu da güzel. Bu çerçeveleri düzenliyor hala. Ama
küçük bir nektar serpiştirme işlemi de yapmış. Yani havaları açtığında şu anda bu arılar kendini belli ediyor. Bunlar işte bal toplayacak. Bunu da bu şekilde vermişim. Altını örüyorlar beyaz. Evet, durumlar öyle. Bu da yürümüş güzel, maşallah. Çerçeveleri temizlemişler. Kabartma işlemleri yapmışlar. Havalar açtığında şu yukarıda arı olan arılar kesinlikle balı toplar. Çünkü şu anda arı salkın modunda. Yani katı bile terk etmeyen bu arılar salkın vaziyetinde. Havalar açıldığında genişleyecekler, havalar açtığında. O zaman arı nüfusu zaten bütün üstte görünüyor olacak. İşte bunlar ballık katını terk etmeyen arılar. Bal geldiğinde birkaç gün sonra havalar açtığında balı çakacaktır bu üst kata. O zaman tekrar görsel paylaşırım inşallah. Durum vaziyet böyle. Propolis ızgaraları verildi. Katlar da verildi. Artık iş mevsimde arılarda. Herkese bol bereketli sezonlar.